Boeing uçakları alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını Lockheed Martin'den alıyoruz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olmuş olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız. Ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Ve şu özellikle vurgulamamız lazım. O da şudur. Biz Amerika'yla stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazım. F-35 konusuna gelince de F-35 konusunda da şu ana kadar bizim Amerika'ya yaptığımız 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz var ve burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ve ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Ve biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle bir altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan'ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Ve bunlar da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Melinda Nusifora from TRT World. Can you categorically state that there will be no sanctions against the United States on Turkey? Did Donald Trump give you that assurance 100%? Şu anda böyle bir görüntü ortada yok. Ve bu tabii iki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin olması da ben söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Bloomberg Haber Ajansı'ndan Çağan Koç. Ben öncelikle Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu Birleşmiş Milletler raporunda bazı iddialar vardı. Siz uluslararası kamuoyunda Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman hakkında bu konuyla ilgili bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? İkinci sorumda S-400'ler geldiği zaman bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aktivitelerini korumak amacıyla Akdeniz bölgesine yerleştirilmesi söz konusu olur mu? Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar önce bir defa ikinci sorunuzdan başlayayım. Tabii doğmamış çocuğa don biçilmez. Önce adımları şöyle bir atalım bakalım. Ve ardından da özellikle birinci sorunuz, onu bir daha tekrar eder misin? Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Ve araştırma yapılması. Ve bu konuyla ilgili de zaten şu anda raportörün hazırlamış olduğu rapor her şeyi ortaya seriyor. Ve biz bununla ilgili bizden hangi ülke bir talepte bulunduysa bu ülkelerin hepsine gönderdikleri istihbarat teşkilatlarının başkanlarına veya yetkililerine istihbarat örgütümüz her türlü bilgiyi, belgeyi bir yere kadar vermiştir. Ve bunlar çerçevesinde bu adımlar atılmıştır. Şu anda da Bayan Kalamar'ın raporu özellikle birçok konuları açıyor, gözler önüne seriyor ve buradan hareketle ben inanıyorum ki şu anda Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de bu işin takipçisi olacak ve hepsinden öte biz de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü
Yani yapanın yanına kar kalmayacak. Çok uzun, bugün değil tabii. Daha önce yine Fransa'da bir araya geldiğimizde orada bunları etraflıca konuştuk. Yine gönderdikleri elemanlarıyla bunları etraflıca konuştuk. Suud'un gönderdiği elemanlarıyla bunları etraflıca konuştuk. Ama her şey çok açık net ortada. Her şey çok açık net ortada olduğu halde hala burada bir şeyler gizleniyor. Bunun ortaya çıkması lazım. Bu bir Suudi Arabistan vatandaşıdır. Ama olayın cereyan ettiği yer ülkemizdir. Bizden istenen ne? Gönderin biz burada yargılayalım. Neyi orada yargılayacaksın? Hukukta bir kaide vardır. Suç nerede işlenirse orada yargılanır. Eğer böyle bir şey olacaksa şu anda ülkemize gelip bizim üzerinde şüphe vaki olan isimler noktasında aslında yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlediği yer neresidir? İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir. İstanbul Başsavcısının Suudi Arabistan'a gitmesini istiyorlar. E niye gitsin? Farklı bir zaman olur, gidebilir. Ama bu iş için niye gitsin? Kendi savcılarını gönderdiler. Gerekli bilgiler kendilerine de verildi. Şu anda olması gereken bu sürecin hukuk içerisindeki konumu, yeri neyse o noktada adımların atılmasıdır. Mr. President, today Warlord Khalifa Haftar in Libya said that he would had ordered his fighters to fire at any Turkish vessel or aircraft and to arrest any Turkish citizen in Libya. What is your response to that threat, particularly considering that Haftar is supported, armed by the United Arab Emirates and to some extent also supported by Saudi Arabia? Is this a new proxy war now being fought in Libya between Turkey and those two Gulf countries? Hangi gemilere Sorry, I didn't hear the translation. Hangi gemilere vurulması talimatı verilmiş? Any Turkish ship or aircraft is the exact order. It was an order given by the spokesperson of Haftar's and he said any Turkish citizen that is found on Libyan soil must be arrested by his fighters. Şu anda değerli arkadaşlar, yani benim kim tarafından böyle bir talimat verilmiş bu konuda bilgim yok. Yani eğer Haftar tarafından böyle verilmiş bir talimat, emir varsa şu anda ilgili birçok arkadaşım burada. Biz onu da inceletiriz. Zaten bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız. Efendim, Hasan Ay, Sabah Gazetesi'nden. Bugün sizin Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le de bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmede özellikle İdlib'deki son durumu ele aldınız mı? Çünkü rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik saldırıları son dönemde arttı. Ayrıca daha önce yaptığınız bir açıklamada 15 Temmuz'a kadar S-400'lerin teslimatının olacağını söylemiştiniz. Kesin bir tarih belirlendi mi bu görüşmede teslimat için? Teşekkürler. Arkadaşlar, böyle kesin bir tarih ben vermedim. Ama yani Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar. Ve şu andaki beklenti de bu istikamettedir. Fakat Sayın Putin'le bizim bir görüşme yaptığımızda İdlib'in gündeme gelmemesi takdir edersiniz ki mümkün değil. Çünkü o bölgede Türkiye, Rusya Federasyonu olarak fiilen aynı zamanda varız. Tabii İran'la da yine Soçi zirvesi çerçevesinde
birlikte bir duruşumuz var. Tabii bu gözlem noktaları dediğimiz özellikle 12 noktaya bir rejim tarafından maalesef saldırı oldu. Ve bu saldırılar esnasında da bir askerimiz şehit oldu. Tabii gereken ondan sonra tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırılar olmaz. Şu anda bir sükunet söz konusu. Bunları asla beklemiyoruz. Bir daha olmaması gerekir. Bunları ele aldık. Bunlarla ilgili görüşmeyi de yaptık. Ve bu gözlem kulelerinin varlığı İdlib'in korunmasıdır. Bölgenin korunmasıdır. Ve bu konudaki hassasiyetimizi de sonuna kadar özellikle koruyacağız. Evet, herhalde başka soru yok. ありがとうございます。NHK の二村と申します。先ほど大統領はテロとの戦いの話のところで、西側諸国の矛盾、ダブルスタンダードについて話をされましたけれども、そこで出てきた、シリア、例えば YPG、あるいは、クーデター未遂の関係ではフェトの話をされました。西側諸国がそれに対して、西側諸国が保護しているという話もされました。あるいはカショーギの事件もそうですけれども、アメリカのトランプ大統領とはこうした話について、議題に上ったのでしょうか。もしこの3点について話された場合 とした時に、アメリカトランプ大統領はどのような発言をしたのでしょうか。Tabii Sayın Trump'la da bu konuları görüştük. Özellikle biliyorsunuz Amerika ile Suriye'de Münbiç, Fırat'ın doğusu, bunlarla ilgili Sayın Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, özellikle askerlerinin tamamıyla terk etmesi konusunu dahi gündeme getirdi. En azından Fırat'ın doğusuna çekilmesi noktasındaki açıklamaları var. Ayrıca tabii şu anda da İdlib'le Amerika'nın ilgilenmesi, bu da yaptığımız çalışmalar çerçevesinde dikkate değerdir. Koalisyon güçleriyle beraber tabii Amerika'nın da bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. O da orada var. Fakat bizim Rusya Federasyonu'yla özellikle Suriye'nin kuzey batısındaki durumumuz çok daha farklı. Gerek Afrin operasyonlarındaki varlığımız, gerekse Cerablus, Elbap buralardaki varlığımız, bunların hepsi o süreçte birbirleriyle haberli olarak yürüyen bir süreç olmuştur. Bundan sonraki süreçte temenni ediyorum ki mesela bir Münbiç'te Amerika ile müşterek atacağımız adımlarla Münbiç'in şu anda işgalcilerden kurtulup sahiplerine teslim edilmesidir. Bu konuyla ilgili çalışmaların tabii geçmişi epeyce oldu, bir yılı bulmuş vaziyette ve belirlenen tarihte Münbiç temizlenmemiştir. Tabii Münbiç'in temizlenmesiyle oranın gerçek sahipleri %90'a yakın Arap'tır ve onların oraya yerleşmesinin sağlanması önemli. Fakat bir de tabii Suriye'nin kuzeyinde malum bir terör koridoru vardı. Bu terör koridoru yarılmıştır ve burası terör koridoru olmaktan çıkarılıp burasının artık bir barış koridoru olması ve buraya gerçek sahiplerinin yerleşmesini sağlamalıyız. Bu konuda adımların atılması lazım ve bununla ilgili de çalışmalarımız var ve bu konuyla ilgili de dostlara burada bu toprakların sahiplerinin yerleşmesini sağlayacak projeler yapalım.
örneğin bu bölgeyi bir güvenli bölge haline getirelim ve bu güvenli bölgeye özellikle zengin olan batılı ülkeler, bunların da destekleriyle buralarda şu anda Türkiye'de çadırlarda kalan, konteyner kentlerde kalan Suriyelileri orada yapılacak olan konutlara yerleştirelim. Bugün de birçok devlet başkanıyla bu konuları yine görüştüm. Onlara da bunu anlattık. Bundan sonra da takipçisi olacağız. Okey. Yani şu anda Suriye'de o bölgede zaten FETÖ'nün herhangi bir durumu söz konusu değil. Ama görüştüğümüz liderlerin hepsiyle de biz FETÖ meselesini görüştük. Hepsiyle de kendi ülkelerinde FETÖ konusunda Maarif Vakfımızla kendi Milli Eğitim Bakanlıklarının müşterek bir çalışma yapmasını, bu terör örgütünden de kendi ülkelerini özellikle korumalarını istedim. ありがとうございます。NHK の出川と申します。今回の G20 でサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と同じ会場にいたわけですけれども、言葉を交わす機会はあったでしょうか。あったとすればどんなやり取りがあったのでしょうか。そしてジャマル・ハ・ショクジさんの殺害事件ですけれども、この事件は誰が最終的に真相を究明する責任があるとお考えでしょうか。どのように真相を究明し、どのような決着の仕方があるのか。そしてこの事件、ムハマド・ビン・サルマン皇太子が知らない間に部下が勝手にやったというストーリーはあり得るんでしょうか。それが私の質問です。Kendisiyle görüşmedim. Ama şu anda tabii bütün o Kaşıkçı'nın öldürülmesi esnasındaki bilgiler, kayıtlar, onları dinledim. Bu kayıtları dinlediğim için biliyorum ki bu kayıtları MBS'in gönderdiği kişilere de istihbarat teşkilatımız dinletti. Onlar da biliyorlar. Hatta onların tespitleri çok daha ileri. Bu bir vahşettir, fecaattir vesaire gibi. Hatta çok daha burada söylenemeyecek kadar ağır olan ifadeler söz konusu. İlk etapta Türkiye'ye gönderilen İki uçakla 15 kişi bu işin failleridir. Ve bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede MBS'tir. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok. Bunu onlar çıkaracak meydana. Başka yerde fail aramalarına gerek yok. Zira kendilerinin eski Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu yalanlar var. Ve MBS'e söylettikleri yalanlar var. Bu kadar açık. Daha ne söyleyeyim? Ve bunu onların meydana çıkarması lazım. Belgeler ortada. Kayıtlar ortada. Buna göre her şeyden önce bir insan öldürülüyor. Bu kadar açık değil mi? Medya olarak uluslararası medyanın buna çok daha ileri derecede sahip çıkması lazım. Dolar her şeyi satın alıyor mu? Alamayacağı bir şeyler de olması lazım. Alamayacağı bir şeyin de kalem olduğuna inanıyorum. Kalemi satın alamaması lazım. Düşünceyi satın alamaması lazım. Çok teşekkür ediyorum.
sen sordun. I'm Gabriele Barbati with the Voice of America. Mr. President, did you convey to President Trump any message about the ongoing confrontation between the US and Iran? Thank you. Ben niye sorayım? Sayın Trump da sormadı. Biz diğer konular, Türkiye-Amerika ilişkileri, bunlar üzerinde durduk. Ve bunun yanında S-400 üzerinde durduk. F-35 üzerinde durduk. Bundan sonra daha neler yapacağız? Bunun üzerinde durduk. Ve Sayın Trump'ın Türkiye seyahati üzerinde durduk. Ve Amerika iş adamlarıyla Türk iş adamlarını üst düzeyde bir araya getirmeyi aramızda konuştuk. Okay. Thank you.